Merhaba, ben Serkan Mert. Batman serisinin dördüncü bölümüyle devam ediyoruz. İlk bölümde işte temel bilinmesi gereken konulara değinmiştik. Bunlar hani çalışma içerisinde bazen lazım olacak, bazen lazım olmayacak konular ama bilinmesine fayda olan konulardı. İkinci bölümde bir iskelet oluşturduk. İşte çöp adam diyebileceğimiz bir iskelet bölüm şey oluşturduk, form oluşturduk. Üçüncü bölümde de şu an ekranda görmüş olduğumuz forma geldik. Tabii şu an bu form doğru bir form değil. Zaten yani eller ayaklar yok. Onları saymıyorum ama hani anatomi olarak şu an bu doğru bir form değil. Bunu işte daha da iyileştireceğiz. Şu an bizim gelmiş olduğumuz nokta temel iskelettir, temel formdur. Yani bu form üzerinden biz karakterimizi istediğimiz yönde şekillendirebiliriz. İşte buradan hareketle bir Hulk karakteri de yapabiliriz. Bir süper kahraman veya işte realistik böyle biraz daha gerçekçi karakter de çalışabiliriz. Veya bir Pinokyo'ya da dönüş yapabiliriz. Veya Iron Man yapabiliriz. Buraya kadar olan kısım hem program hem de bu modelleme içerisinde karakter modelleme ile ilgili temel bilinmesi gereken hususlara değindik. Tabii şimdi bu aşağı yukarı 3 saat civarında falan sürdü. Normalde bunun bu kadar sürmemesi gerekiyor. Bu tür şeylere yani işin bu noktasına kadar elinizin oldukça aşina ve alışık olması gerekiyor ve buranın aslında hızlı çıkması gerekiyor. Yani 3 saat biraz uzun bir süre. Şimdi o şeyde zaten başta söylemiştim. Normal modelleme süreci değil. Yani bizim yapmış olduğumuz şey normal modelleme süreci değil. Biz dolaylı yollardan modeli şekillendiriyoruz. O yüzden bu mesela benim de alışık olduğum dışında bir modelleme şekli. O yüzden buradan sonra bakalım nasıl toparlayacağız karakteri. İşte asıl bundan sonra işte bizim hani modelleme dediğimiz şeyde ki bu hani sizin çıkartmış olduğunuz referans veya yapacağınız işin şeyine bağlı olarak detaylarına bağlı olarak artık tamamen sizin inisiyatifinize, sizin işte gözlem yeteneğiniz ve işte pratikleriniz, deneyimleriniz ve tecrübeniz seyrinde ortaya o nispette şey çıkacaktır, netice çıkacaktır. Şimdi buraya kadar karakterimi yaptık. İşte bu karakteri şimdi toparlayıp yani artık programı ve şeyi bir tarafa bırakıp artık karakterimize dönelim. Fazla uzatmayalım karakterimizi. Kısa sürede tamamlayalım inşallah. Bugün mümkünse şeyi yapalım. Karakterimizin bütün bir hatlarını ortaya çıkartalım ve giydirme ve aksesuar kısmını sonraki bölüme bırakalım ama mümkünse bu bölümde karakterimizi görelim. Şimdi karakteri yapmadan önce şimdi dediğim gibi bu işte şu an bizim görmüş olduğumuz formdaki görmüş olduğumuz anatomi temel bir anatomi, basit bir anatomi. Yani olması gereken değil. Bunun daha iyileştirilmesi gerekiyor. Şimdi burada işte karakterimi asıl olması gerektiği şekle dönüştüreceğim ve bunu yaparken önce ben kafadan başlayacağım. Tabii bunu yapmak zorunda değilsiniz. Doğrudan elleri hazırlayıp elleri ekleyebilirsiniz veya ayakları şekillendirebilirsiniz veya doğrudan detaylara girebilirsiniz. Hani ben tercih olarak kafadan başlayacağım. Şimdi kafayı modellerken şimdi kafayı çok fazla deforme olacağı için sürekli olarak Dynamesh lazım olacak. Tabii biz burada kafayı görünür yaptığımızda Dynamesh'i obje üzerinde kullanamıyoruz. Bunu kullanabilmek için her defasında şeyi kaldırmamız gerekecek. Yani objenin bütünün görünmesi gerekecek. Tabii böyle uğraşmamak için kafayı şimdilik şeyden ayıracağım. Modelden, gövdeden ayıracağım. Kafayı çalışacağım. Kabaca yani yine tam şey olmayacak. Bunun sebebi var. Sonraki aşamalarda onu göreceksiniz. Kafayı modellemek için ana hatları, temel hatları şekillendirmek ve ortaya çıkartmak için kafayı ayıracağım. Kafayı ayırırken eğer isterseniz hemen omuz kasları ve göğüs kaslarının olduğu kısmı ayırıp işte omuz kasları, boyun ve işte diğer hususları da işte kafaya göre modellemek isterseniz eğer hemen şu alandan işte omuz kasları ve göğüs kaslarının olduğu kısımdan ayırabilirsiniz. Veya boyun kısmından kesebilirsiniz ki bunu iki ayrı obje olarak tutabilirsiniz. Veya şimdi benim yapacağım gibi sadece kafayı alıp şimdi mesela mask moduna geçtim. Şuradan curve alıyorum. Şuradan kafamı şöyle seçiyorum.
Şimdi kafayı ayıracağım şeyden, modelden kafayı ayıracağım. Şimdi burayı maskeyle taralım. Şu alanı maskeyle taralım. Kafayı ayıracağım. Subtool menüsüne giriyorum. Buradan Split menüsüne girip maskeli alanı ayrı bir çalışma grubu, maskesiz alanı ayrı bir çalışma grubuna atması için burada Split Mask seçeneğine tıklıyorum. Bu işte maskeli alanı farklı bir çalışma grubuna, maskesiz alanı işte maskeli alanı farklı bir çalışma grubuna ayırdı. Şimdi bu kafayı bir yukarı taşıyayım ve gövdeyi kapatayım. Şimdi kafayı modelleyeceğiz. Tabii biz doğrudan objeyi şeyden ayırdığımız için, gövdeden ayırdığımız için kafayı, şu an bizim objemizin içi boş. Bunu isterseniz, tabii biz burada DynaMesh uyguladığımızda, şu an zaten biz DynaMesh'i olan yani işte mevcut daha önceki çalışma grubundan ayırdığımız için diğer ayarlar burada şu an halen daha geçerli. DynaMesh'i aktif şu an. DynaMesh ettiğinde zaten burasının kendisi otomatik kapatacaktır veya siz kendiniz bunu kapatmak isterseniz modifier topolojiye giriyorsunuz. Burada close all dediğinizde bu şeyi kapatacaktır. Delikleri kapatacaktır. Tabi burada şey olacaktır. Tabi ben şey yaptım şimdi. Ctrl W yaptım. Farklı bir poligon grubu olarak eğer bunu işte şey yapmak isterseniz benzer bir poligon grubu yapmak isterseniz Ctrl W dediğinizde kafanız tek bir şey olacaktır. Poligon grubu olacaktır. Şimdi kafayı şekillendirmeye başlayalım. Bu arada kafayı neden bu şekilde kestiğimle ilgili bir iki şey söyleyeyim size. Hani bu çalışma türü neden tercih ediliyor? Şu sebeple. Şimdi biz bu kafayı modelleyeceğimiz için tabii çekiştirmeler yapacağız. Düzeltmeler yapacağız. İşte formu oluşturacağız ve bu kafayı tamamladığımızda yüksek olasılıkla kafanın ölçeği büyüyecek. Çünkü işte çeneyi çekiştireceğiz, yanakları vesaire şeyleri, gövdeyi görmeyeceğiz. Muhtemelen kafamızın ölçeği büyüyecek. İşte bunu daha sonrasında işte scale moduyla ufaltıp tekrardan bu istediğimiz ebata getirebilmek için kafayı buradan kestik ki hani kafa büyüse bile daha sonra scale moduyla ufaltıp gövdemize kafayı rahatlıkla oturtabiliriz. Şimdi kafaya gelelim. Move aracımı alıyorum. Şu an tabi simetrim açık. Bir öncekinin ayarları bu objede de geçerli. Şimdi şöyle kabadan şeylerimizi yapalım. Formumuzun şeklini verelim. Çeneyi biraz daha alabilirim öne. Şu. Kafa çok basık önlere doğru. Şöyle biraz açalım şunu. Yanlardan da açalım. Evet. Şimdi DynaMesh vereyim. Şu DynaMesh'de bir eski şeyini dönüştürelim. Clay Build fırçamı aldım. Göz çukurumu açacağım. Neydi? Hemen oluşturduğumuz kafa formunun orta kısmına. Hemen orta kısmına. Göz çukurumu açıyorum. Şöyle biraz daha büyüteyim şey fırçayı. Bakalım şöyle bir yanlara doğru biraz açabilir şöyle. DynaMesh vereyim. Şurayı biraz yumuşatayım şöyle. Şimdi şu yan kısmı oyalım. Fazla oymuyorum burayı. Şöyle bunun dışarı çıkacak şekilde şurayı hafif oyuyorum. Şurayı. Şöyle şu şekilde. Şöyle burnumun alt kısmını da oyuyorum. Neydi işte elmacık kemiğinin hemen bir altına düşecek şekilde bunu oydum şu şekilde. Şimdi biraz daha oyalım şöyle. Tabii daha sonra çekiştirerek hani asıl şeyine getireceğiz. Şimdi yan görünüme geçtim. Elmacık kemiğim. Şimdi şu elmacık kemiğini şöyle biraz daha açabilirim şöyle. Şu elmacık kemiğinin hemen şuradan şu şekilde çenenin olduğu hizaya doğru şurayı şöyle oyuyorum. Şu şekilde. Şöyle çevirdim.
Hemen şu hizadan geliyorum. İşte bu çenemin olduğu yere doğru. Şurası. Çenemin olduğu yere doğru. Şurayı biraz oyuyorum. Şöyle içeriye doğru. Şu şekilde. Şimdi şu yanak kısmını içeriye doğru hafif çökerteceğim. Şunu yaparken de şurası hani kulağımızın olduğunu varsayalım. Hemen şuraya doğru şu şekilde yapıyorum. Şöyle çökerttik biraz. Tiny mesh verdim. Akabinde yumuşatıyorum yüzeyimi. Şimdi bunları böyle abartılı yapıyor oluşumun sebebi şey hani karakteri şeyini biz görelim. Hatları bizim için seçilebilir olsun ki daha sonrasında yükselterek zaten istediğimiz forma ulaşabiliriz. Şimdi şu şakak kemiğini ekleyeceğim buraya. Şakak kemiğini eklerken şimdi bizim bu göz yani kafatasımızdan bahsediyorum. Göz etrafında olan şu kafesin şurası. Şöyle şu şekilde. Hemen şurada şöyle bir kalınlık bırakıyorum. Şuradan biraz içeriye doğru oyuyorum. Şuradan şöyle bir girinti olmasını sağlıyorum. Ve akabinde şurayı şöyle içeriye doğru hafif yumuşatıyorum. Fazla olursa daha sonrasında orayı yükselterek şey yaparız, düzeltiriz. Şurada şöyle bir kalınlık bıraktım. Biraz içeriye doğru girdim ki hani şey olsun. Bu arada fazla şey yapmışız. Şöyle şu şekilde. Şu şakak kemiğinden biraz içeriye doğru girdi. İçeriye girdi. Daha sonra devam ediyor. Yukarıya doğru. Şeye baktığımızda şu birinci bölümde bahsetmiş olduğum gözün formuyla ilgili. Şimdi biz göze baktığımızda şöyle. Şimdi burada şöyle bir form görüyoruz. Şimdi şuradan belli bir açıda yukarı giderken şurası aşağıya düşüyor. Bu aşağıya düşen kısım bizim kafamızın yan tarafıdır. Şu an burası çok fazla içeride. Şunu şöyle move aracımı alıp şöyle şurayı biraz yukarıya ön tarafa çekiyorum. Şöyle. Şu baktığımda nedir işte şöyle geldiğinde bizim göz kafesimiz şöyle yan tarafa doğru düşüyor. Yani şurası düz geliyor. Şuradaki kırılma yeri kafamızın yan tarafında oluyor şu. Bir tane iş vereyim şuna. Şimdi şu kafayı biraz kaldırayım şöyle. Şu şeyleri biraz toparlayalım. Gözü biraz fazla büyük yapmışız. Çeneyi biraz şey yapalım. Yanları açalım. Çeneyi biraz aşağıya düşürelim. Şöyle. Şurayı biraz yumuşatıyorum. Düzleştiriyorum burayı. Şu şeyi biraz aşağı indirebiliriz. Şurayı. Şimdi bu şeyi Dynamesh'i geometri sekmesine girip burada Dynamesh sekmesine giriyorum. Burada 128 yapıp biraz detaylı çalışacağım burayı. O yüzden hani göz vesaire şeyi de ekleyeceğim. O yüzden poligon yoğunluğumu biraz arttırdım burada. Şimdi yan görünüme geçtim. Move aracındayız zaten. Şu burunun hemen şu kaş kısmındaki kısmı biraz içeriye basıyorum. Burnu biraz dışarıya alıyorum. Şurayı biraz daha içeri basabiliriz şöyle. Burnu biraz dışarıya alıyorum. Fazla abartmayın bunu. Yani şu şeyden bakıldığında şurada burun ucu görünecek sadece. Yani bunun tamamı değil, sadece burun ucu görünecek şekilde. Ve şu burnumuzun kesiti yani şu şey kısmı hemen şu oluşturmuş olduğumuz şeyin hizasında olacak. Yani şu içerideki burun kesitin olduğu hizada olacak şu. Şu. Şimdi tane meş verelim. Şurayı biraz kaldırdım.
Şimdi göze girelim. Gözü biraz çalışalım. Şimdi gözü yaparken hemen şu alt kısmı dolduruyorum. Tabii şunu doldururken şu alt kısmı şöyle yüksek bir şekilde dolduruyorum. Şu kaşın hemen şu hizasından alıyorum. Şurayı yükseltiyorum. Şöyle yan taraftan bakıldığında şöyle düz bir şey göreceğiz. Kesit göreceğiz burada. Şurayı dolduruyorum şu şekilde. Şimdi biraz daha öne çekebiliriz belki. Şu. Yan tarafa geçtiğimde şurada şöyle bir düz bir kesit göreceğiz. Şöyle şu şekilde. Şu. Baktığımızda yani şeyi ne yaptık işte. Kaşın hemen şu bölgesinden başladık, biraz aşağıya doğru şurayı yükselttik. Şuradan bakıldığında şöyle oval bir form görünüyor ama yan tarafa döndüğümüzde düz bir kesit görüyoruz burada şu şekilde. Şimdi gelelim göze. Şimdi bir küre ekleyeceğim buna. Subtool menüsüne girip burada insert diyorum. Şimdi append dediğimizde bu grubun en altına atıyor. Insert dediğimizde çalıştığımız objenin bir altına atıyor. O yüzden insert diyorum burada. Küremi aldım. Bu bizim gözümüz. Şimdi şeyi temple saydam moda getirelim kullanmadığımız objeyi. Şimdi bunun boyutunu ufaltıp takribi gözümüzün olduğu yere yerleştirelim. Fazla da ufaltmayalım. Şöyle bakalım, belki biraz daha ufaltabiliriz. Şimdi gözümüz neydi? İki göz arasındaki mesafe ve buradaki kesitten sonraki mesafe aynı ölçek olması gerekiyor. Göz küresini ona göre ayarlarsınız. Tabii çalışma içerisinde eğer büyük veya küçük olduğunu düşünürseniz sonradan müdahale edip tekrardan düzeltebilirsiniz. Şu şeyi yerleştirirken, şu yan taraftan göz küresini yerleştirirken, şimdi bizim şuradaki burun kesitimiz burada mutlaka görünmesi gerekiyor. Ama tabii bizim gözümüz biraz daha şey olacağı için bunu hafif biraz daha içeriye alıyorum şu şekilde. Yani tam keste değil, biraz daha içeriye alıyorum ki hani göz kapağım bindiğinde şöyle şey bir formunu biz şeyde görelim. Şu. Saydamlığı kapatıyorum. Şimdi klavyedeki alt tuşuna bastım ve geçmek istediğim objeye tıkladım. Şimdi mesela buradaki objelere mouse'la seçerek geçiş yapabilirsiniz. Eğer doğrudan buradan mouse'la geçiş yapmak istediğinizde, kalemle geçiş yapmak istediğinizde klavyedeki alt tuşuna basıp geçmek istediğiniz objeye tıklarsanız direkt ona geçecek ve eylem şeyi onda, yani düzenlenecek araç şeyi o olacaktır. Şimdi şurayı biraz oyacağım fakat göz sanki fazla uzakta gibi. Neyse, şurayı bir oyalım. Şurayı oyuyorum şu şekilde içeriye doğru. Dynamesh vereyim şuna. Bir yumuşatayım şurayı. Şimdi şurayı maskeyle tarıyorum. Doğrudan fırçayla da yükseltebilirsiniz. Şimdi doğrudan fırçayla yükseltirken genelde burası kullanılır. Yani bu objenin olmadığı yer. Yani burayı kullandığınızda, buradan şeyi yükseltmeye çalıştığınızda form rastgele şey nasıl diyeyim, sizin istediğiniz doğrultuda çıkmayacaktır. Farklı çıkacaktır. Bunun sebebi şu. İşte ZBrush araçlar ve uygulamalar serisinde bu fırçaların çalışma mantığı ile ilgili şey anlatmıştım. Şimdi bu biz fırçaları kalemi hareket ettirdiğimizde işte kendisine en yakın merkezdeki en yakın vertex'in koordinatını esas alıyor. Yani merkezden çıkış istikametini esas alıyor. O yüzden fırçanın hareketi, yani o yükseltmeyi yaparken veya oymayı yaparken ki o eksende işte denk geldiği vertex
koordinatlarına göre olduğu için burada biz doğrudan şeyi alt kapağı çıkartmaya çalıştığımızda böyle absürt bir şey olacaktır. Bunun sebebi şu ön taraftaki göz. Göz ve gözün işte poligon ve işte o vertexin yapısıyla alakalı. O yüzden burayı yükseltirken genelde işte fırçayla bu çalışmayı veya fırçanın şeyini etkilemeyecek boş alanda çalışıp daha sonra düzeltme yapılır veya şu alanı tararsınız şu şekilde. Şurada çalışma alanınızı belirlersiniz. Maskeyi tersine çevirdim. Move aracımı alıyorum. Şurada. Ve şurayı şöyle biraz yukarıya doğru çıkart. Şu. Şurayı şöyle biraz daha şey yapayım. Dynamesh vereyim. Şuraları bir yumuşatalım. Şimdi gözü biraz şekillendirelim. Buradayız zaten. Şöyle şurayı içeri basabiliriz. Veyahut da işte buradan şeyle de oyabiliriz bunu. Şu üst gözü biraz şekillendirelim. Şu üst gözün kapağını veriyorum şimdi. Hemen şu şeyin olduğu yerden itibaren şöyle şu şekilde. Hemen üst kapağı verdim. Üst kapağı nedir işte? Şunun bir üstüne düşecek şekilde bırakırsınız. Şu şekilde. Dynamesh'i vereyim şuna. Şu. Şöyle bir bakıyorum. Şimdi şu göz alt torbamızı yapalım. Şurayı biraz oyuyorum içeriye doğru. Duruma göre yani işte neye ihtiyacı varsa yükseltmeniz gerekiyorsa yükseltirsiniz. Oymanız gerekiyorsa oyarsınız. Şimdi şurası çok fazla önde. Şunu biraz içeriye taşıyacağım. Şöyle tam şeyi kürenin üstüne oturacak şekilde. Kürenin üstüne oturacak şekilde. Yaptım. Şöyle bir yandan da bakayım. Şimdi yandan baktığımızda ne görüyorduk? İşte bizim gözümüzün şu göz ölçeğinin yarısını biz şeyde görüyorduk. Formumuzda görüyorduk. Şunu şöyle bir oturtalım. Şunu çevirelim. Şöyle bir Dynamesh vereyim. Şimdi şurada bir son bir düzeltmelerimizi de yapalım. Burası çok düzgün olması gerekmiyor. Hani sonraki aşamada burayı düzelteceğimiz için. Şimdi yan tarafa geçtim. Şimdi mesela bizim burada görmemiz gereken form şu. Şimdi şu şeyden bakıldığında şu üst göz kapağının önde, alt kapağının üst göz kapağının altında kalması gerekiyor. Şimdi şunu şöyle biraz açalım şöyle şu şekilde. Düzeltelim. Bakalım. Gözümüz biraz şey gibi sanki aşağıda gibi. Evet. Şunu biraz yukarıya taşıyalım. Şu şekilde. Evet. Şimdi şuraları biraz düzeltelim, toparlayalım. Gözle ilgili de birazdan şey vereceğim, bilgi vereceğim. Şimdi gözler genelde diyeyim yani 3 formu vardır gözün. Bunlardan birincisi düz gözlerdir. Yani mesela şeye bakıldığında şöyle düz gelir gözler. Veya hafif aşağıya düşer bunda olduğu gibi.
Veya bazı şeylerde ters yönde şey olur göz. Yani üç şekil var. Ya düzdür şu şekilde. Şu şekilde. Ya düzdür tam buraya gelir. Ya biraz şöyle bu şeyde olduğu gibi ön kısım aşağıya düşer. Yan kısım şey yapar. Yukarıya doğru kalkık olur. Veya bunun tam tersi şu şekilde. Yani üç şekilde şey var. Gözün durduğu form var. Ona işte hani yaptığınız, gerçi çalıştığınız karakterde o şeyi göreceksiniz zaten. Şimdi tekrardan fırçama geçtim. Önce şu gözü duplicate'le kopyalayayım. Şöyle deformation kısmından açamadım. Şöyle mirror deyip bir yan tarafa taşıdım. Şimdi maskla, yanlış yaptım. Maskla gözün olduğu kısmı tarıyorum. Sadece gözü tarıyorum şöyle. Şu. Şimdi move aracındayız. Şimdi şurada hafif bir çöküntü olur. Onu veriyorum. Şöyle hafif bir çöküntü olur. Şu şeyi de biraz açalım şöyle. Üst kemik şeyini. Şurayı biraz düşürelim. Şu. Şeye geldim. Şurayı biraz öne alıyorum şu şekilde. Şurası düzdür. Burada hafif bir içeriye kıvrılma olur. Ve şuradan tam döner şeyi. Şu. Biraz fazla şey yaptık. Göstereceğiz diye. Biraz yukarı kaldırabiliriz. Fazla oldu. Yan tarafı açtık biraz. Şöyle elmacık kemiğini biraz şöyle yanlara doğru açıyorum. Şurayı. Yanlara doğru açıyorum. Şurayı biraz aşağıya doğru çekeyim. Şöyle. Şurayı da şöyle açıyorum. Yani bu gözaltı torbamızın ve o elmacık kemiğinin o içerisindeki göz çukurunun içindeki o boşluğu şu an burada veriyorum. Şu şekilde. Şöyle bir bakalım. Şöyle biraz daha içeri basabiliriz. Evet, göz sanki fazla içeride gibi. Biraz şey yapalım, şöyle toparlayalım. Evet, Dynamesh verelim. Şimdi şurayı biraz toparlayalım. Şöyle fazla şey yaptım. Şuradan alıyorum. Şöyle şu şekilde. Yumuşatalım. Şöyle düzleştirelim. Dynamesh verdim mi? Evet, şu bunun araması çok açık. Şunu da biraz kapatalım şöyle. Evet. Bunu biraz daha indirebiliriz. Şu şekilde. Şimdi burası fazla şey. Orayı yükselteceğiz daha sonrasında. Şöyle bir kontrol edelim. Şeyimiz çok fazla açık. Evet. Şimdi şu bunu biraz şey yapalım. Tekrardan kli bu fırçamı alayım. Şimdi şurayı şöyle yükseltiyorum şeye doğru. Şöyle
Bakalım. Hani o şeyde demiştim, hani şuradan gelip şöyle bir şey karakteri, yani bu karakterlerde biz şu yüzdeki şu elmacık kemiğin o keskinliğini mutlaka şeyde görürüz, karakterlerde görürüz. Hatta aktörlerde de görürüz. Şu fazla yukarıda oldu. Şunu da biraz şöyle açalım. Şimdi şu çeneyi biraz daha aşağı indirelim. Şimdi kafayı biraz toparlayalım. Şimdi şurası fazla şeydi. Şimdi şuraları dolduracağım. Buraları doldururken tabi şuraya baktığımda hani şurada fazla da düzleştirmeyelim burayı. Hani yeterli miktarda. Ve ara ara burayı doldurdukça şuradan bakıyorum ki şeyi fazla kaçırmayalım formu. Bakalım. Evet. Şimdi şey fazla düşmüş aşağıya. Elmacık kemiği. Onu biraz yukarı alacağım şu şekilde. Burun hizasını alıyorum. Hatta bunun biraz daha yukarısını alabiliriz. Bakalım. Evet. tekrardan bir şeyimiz bir alalım. Şimdi kulağımızın şurada olduğunu varsayarsak şurayı şöyle biraz yükseltiyorum. Şuradan şu şey kasını vereceğim. Çene kasını vereceğim. Şuradan. Şekilde biraz fazla yükselttik. Şu. Şimdi şuraya temsili ağzımızı koyalım. Hemen gözün orta kısmında bırakıyorum şu. Şekilde yan tarafa döndüm. Şöyle bakıyorum ağzın olması gerektiği yere. Şöyle biraz aşağıya düşürebiliriz. Bunu da çok yukarıda şöyle. Şu çeneyi de düzeltelim. Biraz yukarı kaldıralım. Evet. Daha yeşil rengine. Şu bunu hemen şöyle düz şekilde
Yükseltiyorum. Hemen şu keste gelecek şekilde. Burun kanatlarını verdim. Biraz fazla vermişiz. Şunu. Şimdi standart fırçamı aldım. Şuna bir alfa veriyorum. Focal shift'i şöyle 50 civarına falan getirdim. Draw size'ı da ufalttıktan sonra şimdi şuraları oyup şurada şunu biraz daha büyütebilirim. Bunu formunu vereceğim. Biraz daha oyabiliriz. Şimdi şuraları biraz oyalım. Burun genelde şeydir. şey durur. Yani böyle şeyin üstüne biner. Ve hani sonradan oraya konmuş gibi. Yani şey değil. Burada o kesitleri görürüz mutlaka. Bu arada burası bayağı sıcak oldu. Düzeltelim. Damsın alt kısmını da bir şey yapalım şöyle. Dudağımızı. Şimdi şurada bir yükselti veriyorum. Sadece şu şekilde. Dudak yapmıyorum yani. Sadece bir yükselti verdim ki şimdi oraya bir smooth uygulayacağım. Verdiğim smooth şey olsun. Şimdi smooth'la shift'e basıyorum. Smooth moduna geçiyorum. Şimdi smooth'la şuraya dudağın formunu burada veriyorum. Şeyi kaybetmekten şey yapmayın. Şu şey detayı kaybolsa da olur. Önemli değil. Şu. Şimdi tekrardan standardı alalım. Şimdi şu ağzımızın şimdi şuradan şey alalım. Mum alalım. Şimdi şurada şeyde hani karaktere bağlı olarak değişir ama
Genelde alt dudak şeyde kalır. Yani şu burundan bir kesit koyduğunuzda şu şekilde. Burundan bir kesit koyduğunuzda üçgen içerisinde devam eder. Burası bayağı şey oldu. Konuşmakta da zorlanıyorum. Şöyle bir şeyi toparlayalım da masanın mola verelim. Biraz daha büyük yapabilirdik. Ne de olsa Batman. Şimdi şurayı biraz açalım şöyle. Biraz daha açabiliriz. Şu şekilde. Şu. Şu ağzı şekillendirelim. Bu arada bunu şekillendirmeden önce şeye bakalım. Şöyle şu şeyi biraz geri alalım. Şu şekilde. Ağzımızda biraz şöyle şey yapalım. Çok fazla açmışız ağzı. Şimdi maskla şu üst dudağı tarıyorum. Şurayı komple taradım. Şu altta da şu çenenin olduğu kısımdan doğru öteye şöyle bıyık şeklinde bir form verdim. Şimdi move aracındayım. Şu alt dudağı biraz şekillendireceğim. Şöyle. Burayı yani şeyde fırçamıza da düzeltebiliriz ama şu kulağımızı da ekleyelim de şöyle düzelteyim. Kulağımızı da ekleyelim de şeylerimizi görelim, referanslarımızı görelim. Şöyle bir küre alalım. Hemen kafanın orta kısmına gelecek şekilde şöyle ufak bıraktım biraz. Sonradan şekillendirmesi kolay olsun diye subtle menüsüne girdim. Yine aynı, yani maskeli grubu ayrı bir çalışma grubuna at. Maskesiz grubu ayrı bir çalışma grubu olarak ayırması için split mask seçeneğini tıklıyorum. Kulağımı şey yaptı. Şöyle bunu bir altına taşıyayım. Move aracımı aldım. Hemen şu orta kısmından sürükleyip şurayı kesiyorum. Ortasına kadar. Yani şöyle ortasına kadar kestim şeyi. Çeviriyorum. Rotate aracımı aldım. Şöyle beyaz noktaya dokundum ki objenin merkezine odaklasın kontrolleri. Rotate ile şunu çeviriyorum. Şöyle yan tarafa doğru. Tekrardan move aracımı aldım. Hani bakayım şöyle bir ayarlama yapmam gerekecek mi? İyi gibi. Şuradan şeyi alayım. Move aracımı alayım. Şimdi buradan kulağı şekillendirmeye başlayalım biraz. Şöyle bir yan gönlüme geçelim.
Şöyle fazla kaldırmışız. Şunları açalım. Dynamesh vereyim. Şöyle seçim biraz yumuşatıp şöyle bir bakalım bir daha. Tabii şu an hani biz şey yaptığımız için kulağı çalışmasaydık da olurdu. Çünkü maske takacağı için Batman sonra hani gerçekte şimdi maske taktığında kulak şu oluyor, büzüşüyor işte, o düzgünlüğü yakalıyor. Fakat modelde onu yapmak biraz zor. Yani kulağı modelliyoruz ama bu şeyde maskede biraz sıkıntı olacak. Şöyle biraz aşağıya indireyim. Biraz daha indirelim belki şöyle. Evet. Şöyle biraz da ön tarafa taşıyalım. Evet. Şimdi bunu tekrardan şeyle birleştirelim. March diyorum. March down diyorum. Bir altındaki ile birleştir. Okey dedim. Dynamesh'imi aktif ettim şu an. Birleştirdim şeyleri, objeleri. Şöyle bir yumuşatalım. Şimdi şuraya şöyle kabaca bir şey yapalım. De bunu yapmadan önce brush'tan auto masking kısmından backface maskı aktif edelim ki arka yüzeyimizi etkilemesin. Şuradan kabadan şeyimi veriyorum. Kulağın detayını veriyorum. Fazla şeyine girmiyorum detaya. Yani hiçbir şeyin detayına girmiyorum şu anda. Çünkü bu şey olduğu zaman hani Dynamesh'ten sonra şeye dönüştüreceğiz biz bunu. Zirmeşle poligon sayısını düşürteceğiz. Daha sonra Dwight kullanarak şeyi poligon sayımızı işte milyonlara getireceğiz. Asıl detayları, asıl şeyi orada vereceğiz. Formları, asıl formları, asıl detayları orada vereceğiz. Ama yine de hani şu aşamada hani ne kadar şey olursa yakın olursa yapacağımız şey bizim için de o kadar iyi olacaktır. Şöyle bakalım. Kafayı biraz düzeltelim, toparlayalım. Kafamız bayağı bir şey duruyor. Şimdi biraz daha detay ekleyelim. Önce şu kafayı toparlayalım, toparlayalım daha.
Göz tam ortada oluyor. O yüzden şöyle bir ölçeğine bakıyorum. Şimdi bu oluşturmuş olduğum karecik şu an işte gözle çene olan mesafesi hemen ortada merkez noktası var. Yani karemizin noktası. O noktayı yani merkez noktasını gözün üzerine getiriyorum. Dudak hemen bu kutucuğun altında olması gerekiyor. Doğru yerde. Hani bunu biraz daha şey yapabiliriz şöyle. Biraz daha aşağıya indirebiliriz şu şekilde. Şu perspektifimizi yeniden aktif edelim. Şimdi gözümüzü biraz şekillendirelim. Şimdi burada şey şu yan tarafta yapmış olduğum şey. Şimdi hani mesela bu gözlerde bazen şey olur. Bir kesit olur. Birinci videoda bahsetmiştim. Bu kesit işte ya buradan işte keserek şu şekilde. Eğer isterseniz şuradan keserek kaş ekleyebilirsiniz şu kısma. Veya bu göz torbasını şişirip mesela bunun üzerinden şey yapabilirsiniz. Ben o şekilde yapacağım. Şimdi şuraya şurayı biraz daha şişireyim. Şöyle şu şekilde. Şu. Şuradaki şeyi almış olduk. Tabi bu sizin yaptığınız işin detayına bağlı olarak işte değişir şeyi. Şuradan ayıralım. Şurası bizim göz torbamız olduğu için şurası. Yani şey göz torbası diyorum pardon. Hani göz kasımızın olduğu kısım. Şöyle biraz daha şişirelim şöyle. Şimdi şu göz altı torbamızı da verelim. Şimdi hemen şu kesitin olduğu yerden şuradan devam ediyorum. Şöyle. Şu elmacık kemiğinin bir altına şöyle düşürüyorum. Ve şuradaki şu kesti takip edilerek şuradan şöyle şey göz alt kapağımı ve şeyi çıkartıyorum. Göz alt torbasını. Şurası bizim işte göz alt torbamız. Şu şekilde. Şu. Şeyi verelim. Şu kaştaki kesitimizi. Şimdi şöyle alttan şurayı oyuyorum. Bakayım şöyle biraz daha gidebiliriz şeyde. Biraz geri alalım. Bakayım şöyle. Şurası bizim göz ortamız. Şurası. Şöyle şurayı. Oydum. Şöyle şuraya. Şurayı şöyle oyduk. Şuraya bir kestiğimizi verelim. Bu bizim şey kasımız. Hani şuradaki göz kafesinin üst kısmındaki kas. Şuraya kestiğimizi verelim. Şunu. Şimdi şu burun
Şu an yüzümün şeyini çıkartıyorum. Detaylarını, yüz haritasını çıkartıyorum. Hani modellerken ona göre şey yapalım, referans alalım. Aşağıdan yapabildik şunu. Şuna bakalım. Çeneyi biraz daha indirelim aşağıya. Şu şekilde. Move'u aldım. Şuralara biraz düz şey yapalım. Şöyle fazla içeriye basık şurası. Şu elmacık kemiğini biraz çıkartalım şöyle bakalım. Şöyle biraz daha çıkartabilmişiz. Şurayı biraz içeriye basabiliriz. Şöyle bakalım şuradan. Evet. Evet, şimdi toparlayalım. Şimdi dediğim gibi hani şimdi şey olduğu için tutorial olduğu için hani buralarla uğraşıyorum böyle. Yani diğer bölümlerde de olduğu gibi. Yani şu an gereksiz uğraşıyorum. Normalde böyle şey yapmaya gerek yok. Yani kabasını çıkartıp yani sonrasını atabilirdim şeyi, detayları. Böyle girmeye hiç gerek yok. Siz şey yapmazsınız. Böyle girmezsiniz detaya. Çünkü bunlar şey, gereksiz vakit kaybettiren meseleler.
Çin'de çok ünlü durmuş. Bakalım. Şimdi bunu musaf bir şekilde.
Kemik yapsak mı? Şey. Normalde Batman'de olmayan bir şey galiba. Yani biz koyalım. Şöyle bakalım. Evet, şimdi. Ne sıcak oldu burası ya. Şöyle biraz daha keselim şuraları. Kesmeden önce şey yapalım, bir dynamic verelim. Kulağı unuttuk ya. Kulağı hiç çalışmadık. Şöyle kabadan bir şey verelim, form verelim. Bunu şeye bırakalım, Dwight'a bırakalım.
Bu şeyin altını çizeyim tekrardan. Şu aşamada aslında bu kadar uğraşmaya gerek yok. Hani kabadan şeyini çıkarsak zaten yetiyor. Ama hani tutorial amaçlı olduğu için şimdi ben hani bari bir şeyler olsun diye bölümde buralara giriyorum. Yani yoksa normalde uğraşmazdım bu kadar. Çünkü asıl şeyi zaten şeyle uğraşacağız. İşte Dwight şeyine geçtiğimiz zaman. Pinç aracını aldım. Şu köşeleri şey yapıyorum. Hani smooth dışı olmasın diye. Bir de köşeler biraz düzgün olsun diye. Kemik verdik de keşke hiç kemiğe girmese miydik? Sonra şeyde problem yaşarız. Maskede. Yani problem dediğim şey uğraştırır. Yani gereksiz uğraşırız şimdi.
Şu an sustum. Bunun sebebi şu. Şu an bulunduğum yer aşırı sıcak. Hemen yanımda zaten full bilgisayar çalışıyor. Onun işlemcisi ve ekran kartının sıcaklığı olduğu gibi yüzüme geliyor. Şu an render alıyor. O. Ya bu arada ben de hani videoların bu kadar çok gecikmiş olmasının sebebi şu. Hani işte elimde işler olduğu için işte vakit bulmakta biraz zorluk çekiyoruz. İşte şimdi render'a geçtim biraz. Hani o aşamada biraz şey yapayım dedim. En azından işte olduğu kadarıyla ufak bir iki şey daha ekleyeyim. Çünkü bayağı bir şey oldu. Ara oldu videoya. Dedim bari hiç olmazsa orada render alırken ben de şurada bir iki şey yapayım, paylaşayım. Bari hiç olmazsa o şeyi biraz değerlendirmiş oluruz. Boşluğu da biraz azaltmış oluruz. Kafaya direkt buraya girdiğim için form biraz şey oldu. Yani normalde bu tür modellemeye alışık değilim. Normalde ben kafayı yapar, onun üzerine diğer her şeyi inşa ederim. Şimdi böyle olunca şeyin dışına çıkınca bayağı bir zorlandığımı itiraf edeyim yani. Zorlandığımı itiraf edeyim. Toparlaması biraz zor oluyor. Toparlaması biraz zor oluyor. Alışık olmadığımız için bu şeye alışık olmadığımız için toparlaması biraz zor oluyor. Evet, şimdi detay olarak burada bırakacağım ben şeyi kafayı detay olarak burada bırakacağım. Çünkü dediğim gibi daha sonra işte buna geometriden zirmeş tabii kafayı gövdeye de ekledikten sonra zirmeş ekleyip şey yapacağız. Polygonu düşüreceğiz. Akabinde Dwight ekleyeceğiz. Daha sonra buradaki mevcut detayları oluşturduğumuz olduğumuz düşük poligonlu şeye aktaracağız. Ve asıl detaylandırmaları orada yapacağız. Evet, bunu burada bırakayım artık. Şu an gereksiz uğraşıyorum bunlarla. Evet, burada bırakalım. Ben de bayağı piştim bu arada. Şey yapalım. Bu komple şeyi yapacağım demiştim ama şu an burası bildiğiniz gibi değil. Yani bildiğiniz gibi değil. Bir sürü cihaz çalışıyor. İçerisi fırın gibi şu an. İçerisi fırın gibi. O yüzden şu kafayı yapayım, bırakayım. Bilmiyorum. Hani. Gerçi benim laptopta da şey var. O da olmaz ama bakalım bir şey yaparız ya. Yani. Bunu ben burada sonlandırayım. İşte bizim Batman'in kafasının şeyi temel yapısı. Bunu daha sonra işte dediğim gibi şeyde detaylandıracağız.
biraz daha düzeltelim de. ZBrush'ın da gereksiz diyorum ama ZBrush'ın da şu şeyi var. Bırakması kolay değil. Yani başladığınızda gördüğünüz her hatayı düzeltmek istiyorsunuz. Ki şu anda gereksiz uğraşıyorum. Neyse, evet, burada tamamlayalım. Şimdi ZBrush'ın kafasını yaptık. Şu an tabii dediğim gibi kafayı bu şekilde kesmiş olmamızın nedeni işte burada yapmış olduğumuz bu değişiklikler kafayı bayağı bir büyüttü. Bu sebeple gövde üzerinde şey oldu. Kafa çok büyük kaldı. Tabii bunu işte ne yapacağız? Bunu şeyde şeylerle birleştirip daha sonrasında ölçekleyip onun üzerinden de şey yapacağız. Gövdeyi tam olması gerektiği şekilde modelleyeceğiz. Tekrar altını çizeyim. Bütün unsurları ekleyeceğiz. Kolları, ayakları vesaire şeyleri. Zirin meshte poligonu düşüreceğiz. Akabinde Dwight ekleyeceğiz ki bunu yapma sebebimiz hani milyonluk poligona çıkıp hani o milyonluk poligonlar içerisinde işte o subdivision değerini düşürüp yükselterek istediğimiz detayı rahatlıkla verebilme. Yani işte gerektiğinde düşük poligona, gerektiğinde yüksek poligona geçiş yapabilmek için Dwight aracını kullanacağız. Yüksek detaylandırmayı, asıl detaylandırmayı orada yapacağız. Şimdi dediğim gibi burası aşırı sıcak olduğu için bayağı bir yordu beni. O yüzden videoyu şimdilik burada bitireceğim. İşte eller ayakları da girecektim. Komple gövdeyi bitirecektim ama sapladığım gibi olmadı. O yüzden kusuruma bakmayın inşallah. Ama devam edeceğiz. Karakteri tamamlayacağız ve mümkün olduğunca zaman ayırıp kısa süreler içerisinde videonun devamını getirmeye çalışacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Serkan Mert. Sonraki bölümde görüşmek üzere.